Burada önde kaldığımız noktalardan loncu değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Ve gelen noktada tabii ki üzerine konuşmaya ve durumunu değerlendirmeye çalışacağız diye ifade etmem mümkündür. Dediğim gibi üstüne şöyle bir konuşacağız. Bu arada tabii beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. İzleyen herkes hem bu videoya bir beğeni bıraksın lütfen. Aynı zamanda kanala abone olmayı da unutmasın. Bunlar da önemli konulardır diyerek bunun altını çizmemiz gerekiyor. Şimdiden teşekkür ederim beğenip abone olanlara. İstiyorsanız tabii ki Facebook'tan takip de edebilirsiniz. Facebook videolarından reklam çıkıyor. Aynı zamanda paylaşımlarda bulabilme imkanınız da söz konusu oluyor diyelim. Durum bu şekilde. Facebook sayfası linki de açıklamadan en altındadır. Tıklarsanız doğrudan oraya zaten yönlendirilecek siniz. Muhabbet böyle. Şimdi bu kısımda yani kaldığımız bölümde Mindcash ile alakalı konuşuyor. Mindcash diye aynı zamanda yakın ortaya bir grup mu çıktı? Yakın zamanda mesela yılın başlarındaki fiyat rallisini de tetikleyen aslında bunlardı. Fiyatlardaki o ralli, yön yukarı hareketi getirenler de aslında bunlardı. Bir spekülasyon üzerinden oldu. İlk evvela bu arada ikinci kere oldu. Adını unuttum. Geçen sene birileri de şey yapmıştı. Adamlar bir haber yaydı. Dedi ki bir oyun şeyi oyun şirketi. Adamlar dedi ki biz dedi trilyonlarca lunge yapacağız dedi. Ondan sonra lunge'da tabii bir alımlar arttı şu bu. Üzerinden uzun zaman geçti. Hype söndü. Ekip de çıktı şey diyor. Yok ya diyor bunlarla bizim bir ilişkimiz yok diyor. Ulan bir ay geçti üstünden yeni mi söylüyorsun? Ya bu tarz muhabbetleri yapıyorlar veya fiyatlar yükselirken hareketleri mesela binasın hareketleri de öyle. Fiyatlar yükseliyor. Binasın sitesinde adamlar haber pompalıyor dakika başı. İşte Lunge 1 dolar USDC şey yapıyor. USDC ne o? Listelemeler yapıyor ondan sonra. Kaldıraç açıyor bilmem ne. Bir sürü muhabbetler gerçekleştiriyor yani. Bunları yapıyorlar. Hani Binance öyle şey değil. Nasıl diyeyim? Kenarda duran yani çok böyle masum değil yani Binance tarafında. Konuyla alakalı haberiniz olsun. Neyse. Devam edelim bir anda. Ya şunu söylemeye de çalışıyorum bir anda. Şu anda tabii ki hareketler düşük duruyor. Olabildiğince. Ama bir yerden sonra hareket edince mesela Binance bile o spekülasyona katılıyor. Terra'nın eski geliştiricisi Daniel Hong Bitcoin tarafından falan filan bu muhabbetler yükselişten bahsediyor. Sage aynen Sage muhabbeti önemli. Tabi bunlar anlık olarak unutulabiliyor ama Eylül'de en geç yakım yapması bekleniyor. Tabi Terraform Labs tarafının. Daha doğrusu Terra Vakfı'nın diyeyim genel olarak. Adamlar muhabbeti bitirdiği için şimdi faaliyetleri tamamen kapatacakları için şu anda şey yapacaklar yani sizin anlayacağınız. Faaliyetleri bitirmeden önce yakım gerçekleştirecekler. Bu da önemli tabii ki. Adamların yapacağı yakım doğrultusunda da tabii fiyatlarda hani Lunge'da da Luna'da da USDC'de de yapacaklar artış olacaktır. Bunun bilinmeyen ve negatif diyebileceğimiz, ifade edebileceğimiz tarafı ise tabi Terra açısından. Terra klasik için bu iyi oldu. Çünkü adamlar dağıtıyor işte bir sürü taraf bilmem ne Terra'dan çıkıyor. Terra klasiğe geçecekler. Cart curt. Ama şeyi düşündüğümüz zaman öyle değil. Terra'yı. Şimdi Terra klasik bir sürü dep çekecek buradan. Oradan çıkan oraya gelecek. Terra için durum pek bu şekilde değil. Terra'da işleyişin tam olarak nasıl olacağı şu anda karıştı.
Nasıl bir iş görecek bu adamlar yani vesaire. Orada ayrı karışıklık, ötekinde ayrı karışıklık. Temmuz ortasında en büyük kripto diyor. Tamam geç şunu ya. Duvon meselesi zaten allak bullak. Yani adamlar işte saçma sapan muhabbetler gerçekleştirdi. Karadağ'da bir yakalandı anasını satayım. Adam sanki şey ya. Ya bir türlü bir yere gönderemediler. Bir türlü hiçbir yere gönderemediler adamı. Sanki nedir dersin yani bu adam. Tamam mı? Enteresan muhabbetler. Şey muhabbetler yani. Gereksiz, anlamsız muhabbetler. Burada dönen muhabbetler. Tersine diyor. Boğalar fiyatı 3.011'in üzerine çıkarırsa. Bu arada şey çok önemli değil zaten. Duvolun muhabbeti de. Yani yine de bir türlü işte adam gibi iş yapamadılar. Onu söylemeye çalışıyorum. Tabii Terraform Labs'ın genel faaliyetlerin başından beri hani ne ayak olacağı belliydi de onu bile mesela korkunç derecede bak geciktirmiş oldu adamlar. Bak burada da mesela saçma şey söylüyor. Bugün ne? Bugün ne lan günlerden? Şey değil 16 Ağustos. Yani bak şimdi 16 Ağustos, 17 Ağustos, 1.14. Yani bunlar bu tarz hani şey veriyor. Tabii ki bunların tamamı spekülatif. Hani doğru olacağından değil. Bunu bir de değiştirmiyorlar. Bir de neye göre bilmiyorum sürekli güncelliyor adamlar bunları. Yani 1.14 bekliyor mesela bu siteden. Bir hafta geçsin mesela örnek veriyorum. 1.03 yazar mesela. Sallıyorum. Ya bir de bunları demek ki artık hani nasıl bir ince hesap yapıyorlarsa hiçbir günde tutmuyor. Fakat sürekli bunlar böyle günü gününe değişir. Enteresan bir durum. 22 Ağustos'ta ise 1.87 dolarda olacağını iddia ediyor. Dediğim gibi bunlar tabii ki doğru argümanlar değildir dememe gerek bile yok diye düşünüyorum. Bu tarz şeylere çok takılmamak lazım. Hep bunlar aynı muhabbet. Shiba, ne o? İşte Sheep, Doge, tamam mı? Ondan sonra Pip. Ya bunların hepsi alayı aynı takım. Öyle ifade edelim. Alayında böyle bu tarz, bu minvalde şeyler olur. Haberler odur, budur. Bunlar hep olacaktır. Ve fiyatlamada bunlar zaten etkili oluyor. Ama bu demek değildir ki tabii 1 dolar, 2 dolar tarzında fiyatları ilerler. Durum böyle yani. Tabii ilerleyen videolarda da konuşmayı sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.